Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi 24. dönem Amasya Milletvekili Ramiz Topal'ın İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten hayatını kaybetti. Haberler.com'dan Bahadır Çolak'la konuşan Ramiz Topal, yeğeninin küçüklüğünden beri kanser tedavisi gördüğünü belirtti. Koronavirüs salgını Türkiye'de giderek yayılırken hastalık can almaya da devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizde 1872 kişide görülen hastalık 44 kişinin de ölümüne neden oldu. Son olarak 24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal'ın yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bilindiği üzere arkadaşlar ölümler adet olarak belirtiliyor. Efendim işte 31'di, 40'a çıktı, 44 oldu deniliyor ama kimlikleri konusunda herhangi bir bilgi verilmiyor. Ancak kendileri açıkladığı zaman hastanın vefat eden kişinin yakınları o şekilde öğreniliyor. Yoksa Aytaç Yalman'ın koronavirüs olduğu bile bakan tarafından yaklaşık bir hafta sonra açıklandı. Efendim ardından ilk koronavirüs vakasının İstanbul Beyoğlu'nun ünlü eczacılarından İhsan Bey olduğu sonradan ortaya çıktı. Evet, devam ediyor. Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan Ramiz Topal, 33 yaşında olan yeğeninin küçük yaşlardan itibaren kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Hastalık belirtilerinin ilk olarak 10 Mart akşamı grip olarak kendini belli ettiğini ifade eden CHP'li vekil, yeğeni Tahtalı'nın ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittiğini, oradan Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Ramiz Topal kendi çabalarıyla yeğeni Türkiye Hastanesi'ne sevk ettiklerini, geçtiğimiz pazartesi günü ise Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını ve bu hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Ölüm raporunda bulaşıcı hastalık yazıyor. Öte yandan gerçek gündemin yayınladığı ölüm raporunda ise Dilek Tahtalı'nın hayatını kaybetme nedeni olarak bulaşıcı hastalık yazdığı, tanı olarak da COVID-16, COVID-19 değil bakın, COVID-16 akut solunum yetmezliği yazdığı görüldü deniyor ama bakıyoruz arkadaşlar tanı COVID-19, 16 değil yukarıda yanlış yazılmış demek ki akut solunum yetmezliği yazıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Yetişkin solunum distres sendromu. Evet, Dilek Tahtalı 87 doğumlu, Allah rahmet eylesin. Diğer raporlar da var arkadaşlar, onlara da bakalım. Ölüm belgesinde ise arkadaşlar ne yazıyor bakalım. Evet, Amasya Gümüşacı köylü kendisi. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, ölüm nedenleri olarak buraya yazılmış ama tam da okunamıyor arkadaşlar. Şöyle bir evet, bir koronavirüs vakası ve vefatı. Türkiye'deki son durum ne? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Maalesef acı tablo devam ediyor. Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta görülen koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 1872 kişiye pozitif tanısı konuldu. İşte hepimizin bildiği Aytaç Yalman Paşa koronavirüs olmuştu İran'dan geldikten sonra. Uzun süre açıklanmadı. Sonra bakan tarafından açıklandı. İlk vefat eden kişinin de İhsan Bey olduğu açıklandı. 89 yaşında Türkiye'nin en ünlü eczacılarından birisi Beyoğlu'ndaki. Akabinde Ender Saraç'ın koronavirüsü olduğu. Akabinde efendim çok gezenti programının sunucusu Umut Bey'in olduğu. Arkasından Albayrak, Abdurrahim Albayrak ve eşi hanımefendinin koronavirüs olduğu. Bugün de şu anda açıklanan son dakika gelişmesine göre ise çocuğunda da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış maalesef.
ve ardından Fatih Terim'in de koronavirüs olmasıyla işin ciddiyeti iyice anlaşılmaya başlandı. 1872 kişi de pozitif tanısı konuldu. Ülke olarak 65 yaşından büyüklerin dışarıya çıkması, sokağa çıkması yasaklandı. Kronik rahatsızlıkları olanların dışarıya çıkması yasaklandı. Birçok iş yerleri kapatıldı. Efendim çay ocakları, efendim birçok lokantalar, toplu olan camilerde bile şu anda toplu camiler, toplu namazlar kılınmıyor. Hastalık nedeniyle bugüne kadar açıklanan resmi rakamlara göre bu 44 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne kadar vefat edenlerin ileri yaşlı kişiler olduğunu, bir kişinin ise KOAH hastası olduğunu belirtmişti. Bir tanesi de kanser hastası, milletvekilinin yeğeni, biraz önce açıkladık. 33 yaşında hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Hastalıkla muzdarip olanlar Rabbim şifalar versin. Bu arada yurt dışında yaşayan 32 Türk koronavirüs vakasından hayatını kaybetmiş. Türkiye'de de 76 tane Türk koronavirüs sebebiyle şu ana kadar hayatını kaybetti. Bunlar resmi rakam ve söylemler. İnşallah daha da artmaz. Evde kalmaya ve bu badireyi sağ salim atlatmaya kararlıyız. Bunu atlatmamız lazım arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.